Adınız nedir? Mehmet. Mehmet Bey, nerelisiniz? Hatay. Nerede ikamet ediyorsunuz? Bizim kentte, Beylikdüzü bizim kent. İlçe belediye başkanını tanıyor musunuz? Biz buraya yeni taşındık, tanımıyorum şu an. Kendisinden beklentileriniz nelerdir? Vallahi kentten beklentilerim şöyle, yani ben Türkiye'nin çok yerlerini gezdim. Yeşil alanına göre kişi başı düşen metrekare baya güzel. Fakat yani mesela biz buraya geliyoruz, çok güzel bir ortam. Şu ortamda kara sinek de bizleri rahatsız ediyor yani. Rahat bir şekilde oturamıyoruz yani. Bu sineklerin yok olması, ayrıca evde yatarken gece sivrisinek bizi rahatsız ediyor. O da bizi ayrıca rahatsız ediyor yani, sitede olmamıza rağmen. Peki Beylikdüzü Belediyesi'nde şikayetçi olduğunuz başka konular ya da memnun olduğunuz konular var mı? Vallahi şöyle, ben Beylikdüzü'nü 2009'da tekrar burada bir ikametgahta bulmuştum, bir sene kadar. Biliyorum zaten ben buranın atmosferini. Sadece şurada Kameroğlu diye bir inşaat var. Yani Beylikdüzü'nün her tarafını gezdim, biliyorum yani. Orayı buraya yakıştıramadım yani. Buranın tamamıyla sülletini bozmuş yani, onu diyebilirim sadece yani. Beylikdüzü Belediyesi'ne örnek göstermek istediğiniz bir belediye var mı? Şu an yok diyebilirim yani. Çok sevdiğim için burayı, tekrar biz Hatay'da buraya geldik. Şimdi burayı çok seviyor, o da biraz rahatsız. Bura hava itibariyle genel anlamda çok çok güzel. Düzeni falan, işte yaşam vadisi, yeşil alan, yürüyüş parkurları çok çok güzel yani. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Onunla tanışmamız şöyle oldu. Burada bir gece düzenledi yaşam vadisinde. Orada sadece bir fotoğraf çekme şerefine nail oldum. Tanımıştım o kadar yani, ama takip ediyorum yani. Şu anda çalışmaları güzel, ama işte bundan sonraki icatlarına bakacağız yani. Ne yapacak, ne diyecek, ne işleyecek, onu takipçisiz yani işin aslı. Ekrem İmamoğlu'ndan beklentileriniz nelerdir? Ekrem İmamoğlu beklentileri sadece vermiş olduğu sözü yerine getirmesi, konuşukları havada kalmaması. Zaten onları yapmazsa dilinde farkı olmaz. Yani seçim beyannamesinde vermiş olduğu sözler neyse onların harfiyen yerine getirilmesi. Ve ayrıca özellikle metrobüs olayını da söyleyeyim. Biz burada yani kendi aracımı kullanmıyoruz. Genelde taşıma aracı tercih ediyorum. Metrobüste çok çok dolu gidip geliyor. Onun yani mesafelerini kısaltıp biraz daha yani ek seferler koyup bir an önce Beylikdüzü'ne vermiş olduğu metro sözünün yerine getirilmesi yani. Şu an inanılmaz acilen bir ihtiyaç var. Belediyeye en son neden ve ne zaman müracaat ettiniz? Belediye yani 7-8 ay öncesi telefonda ricam olmuştu. Onu da yerine getirdiler yani, temizlikle alakalı. Çarşıda görmüş olduğum bir yer vardı yani, baya böyle pislik halinde. Hemen ona el attılar, gerekeni yaptılar yani. Son olarak kanalımız aracılığıyla ilçe belediye başkanına iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? İlçe belediye başkanı iletmişler. Bilal bak, şu an görüyorsun yani. Bu sineklerin bir an önce yani gece sivrisineğin, gündüz kara sineğin yok olması yani. Şimdi böyle bir ortamda ben burada şortla oturamayacaksam bunun bir esprisi olmaz ki yani. Bekletip sadece o, başka hiçbir şey değil yani. Peki, çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Teşekkür ederim, sağ olun.